Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün de size harika güzel bir model paylaşacağım. Modelime geçmeden önce küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Çıkan zili aktif hale getirdiğinizde tıkladığınızda bu tarz videolarımdan ilk defa siz haberdar olursunuz. Evet, hemen söylemek istiyorum. Aboneliklerimiz kesinlikle ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet, modelimiz bu şekilde arkadan tamamen ters olarak örülüyor. Modelimiz kaç ilmekten oluşuyor? 4 ilmek burası. Kahve çatlağı modelimiz 2, 4, 6, 8, 9 model ana modelimiz. 9, 4 daha 13 ve katlarından oluşuyor. 13'ün katlarıyla modelimize başlayacağız. Modelimiz bu şekilde gerçekten çok harika güzel bir model. Her türlü örgülerinizi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Alize Angora Gold'da 3 numara şişiyle çalıştım. Yine aynı şekilde ince Angora bir iple çalışıyorum. 3 numara şişim var. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Ben bir sıra haroş ördüm. Siz istediğiniz lastiği kullanabilirsiniz. 2 3 4 5 6 ön pat için, lastik için 2 4 6 tane ilmek bırakıyorum. 2 ilmeği bu yerlerini değiştiriyorum ve düz olarak örüyorum. 2 ilmeğin ben 2 model üzerinden anlatacağım. Bu kahve çekirdeği modelimiz bu şekilde. 4 ilmekten oluşuyor. 2 ilmeğin yerlerini değiştirdim. İkisini ters olarak kesiyorum. Bir düz örüyorum, bir doluyorum, bir düz örüyorum. Ve evet, 3 tane düz örüyorum burada. Artışımızı yaptık. Ne yaptık? Kahve çekirdeğinden sonra kahve çekirdeği modelimizi kurduktan sonra 2 ilmeği birlikte ters olarak ördük. Bir düz ördük, bir doladık. Tekrar bir düz örüyoruz. 3 tane düz. 1 2 3. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. 2 ilmeği birlikte kestim. Burada 2 tane düzüm var. Birini bırakıyorum, diğerini bu şekilde ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Diğerine arkadaki ilmeği öne alıyorum, içeriye alıyorum. Burada bir model bitirmiştik. Şimdi ikinci modelimizi çalışıyoruz. İkinci kahve çekirdeğimizi kurduk. İki ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Bir tane düz örüyorum, bir doluyorum. Bir düz. Bir düzden sonra tekrar bir artış yapıyorum. 1 2 3. 3 tane düz ilmek örüyorum. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Evet, bu kestiğim 2 ilmekle birlikte modelimizi tamamlamış olduk. Tekrar kahve çekirdeği modelimiz. 2 ilmeği düz olarak ördüm. Yerlerini değiştirdim. Şimdi öndeki ilmeği bırakıyorum, arkadakini içeriye alıyorum. 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. Kenarımda 2 tane kenarda ilmeğimiz var. Arkada ise herhangi bir işlem yapmıyoruz. Arkada ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Tamamını ters olarak öreceğiz. Sırayı tamamlayıp geleyim. Tekrar ön sıradayım ve kenar ilmeklerimizi örüyorum. 6 tane kenar ilmeğimiz var. 1 2 3 4 5 6 6 tane ilmeği ters olarak ördüm. 2 4 tane ilmeğimiz var. Bu dışarıdaki ilmekleri bu defa içeriye alacağım. Modelimiz bu şekilde.
Tekrar ilmeklerimi eski haline getiriyorum. Evet, bakın ilk kahve çekirdeğimizi tamamladık. İki ilmeği birlikte örüyorum. Bu kenardan hem sağda hem solda sürekli ters olarak örüyoruz. 1 2 3 3 tane. Hemen şurada bir artış daha yapacaktık, unuttum. Evet. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. 1 doladım. 1 2 3 2 ilmeği ördükten sonra bir artış yapıyoruz. 3 tane düz örüyoruz. Tekrar bir artış daha yapıyoruz. 1 2 2 tane düz örüyorum. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Ve kahve çekirdeği modelimize geldik. Arkadaki ilmeği alıyorum. Düz olarak örüyorum. Diğerini iç tarafa aldım. Öndekini, arkadakini öne, öndekini arkaya alıyorum. Bu şekilde iki ilmeği birlikte örüyorum. Kesme işlemleri sürekli sağdan ve soldan yapılıyor. Bir dolama yaptım. 1 2 3 3 tane düz ördüm. Bir doluyorum. 1 2 tane düz ördüm. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Ve yine bu ilk ilmeği bırakıyorum. Yerlerini değiştiriyorum ve düz olarak örüyorum. Arkadaki ilmekle yer değiştiriyorum. Düz olarak her ikisini de ördüm. 2 tane kenar ilmeğim var. Arkada ilmeklerimi yine ters olarak öreceğim. Hepsini ters örüp geliyorum. Evet, tekrar ön sıradayım. Yine kenar ilmeklerimiz. 6 tane kenar ilmeğimiz var. 1 2 3 4 5 6. 6 ilmeği ters olarak örüyorum. Bu ikinci ilmeği dışarı alacağım. Dışarıdakini içeri alacağım bu sıra. Dışarıdakini içeri alıyorum. İçeridekini dışarı. Evet, iki ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Ters ördüm. 1 2 3 3 tane düz ilmek örüyorum. Bir doluyorum, bir düz örüyorum. Tekrar bir doluyorum, bir düz örüyorum. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Buradaki kahve çekirdeğimizi ilmeği bırakıyorum. Dışarı aldım. İkisini birlikte düz olarak örüyorum. Diğerini de aynı şekilde yerlerini değiştirdim. Bu şekilde iki ilmeği birlikte ters olarak ördüm. 1 2 3 3 tane düz ilmek örüyorum. Bir doladım. Bir düz, bir doluyorum. Tekrar bir düz örüyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. Bu sürekli bu önden giden ilmeklerimiz sürekli üst tarafta böyle bir içe bir dışa açılacak. Düz örüyorum iki ilmeğimi. İki de kenar ilmeğim var. Arkadan ise ilmeklerimi tamamen ters olarak örüp geleceğim. Evet, kenar ilmeğimizi ördük. Tekrar yine ön sıradayız ve bu üstten giden ilk ilmeği yine içeri alıyoruz. Yerlerini değiştirip düz olarak örüyoruz.
arkadaki ilmeği öne alıyorum. Düz olarak örüyorum. İki ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Bir, iki düz, bir dola, bir düz, bir, iki, üç tane düz örüyorum. Üç düz, bir doluyorum. İki ilmeği birlikte kesiyorum. Yine kahve çekirdeği modelimize geldik. İkisini birlikte, iki ilmeği diğerlerini değiştiriyorum. Burada arkadaki ilmeği tekrar öne alıyorum. İki ilmeği bir edip kesiyorum. İki ilmeği bir edip kestim. Bir, iki düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir, iki, üç. Üç tane düz ilmek ördüm. Bir dolama yapıyorum. İki ilmeği birlikte kesiyorum. Evet, bir modelimiz tamamlanmış oldu. Kahve çekirdeği modelimiz yerlerini değiştirip düz örüyorum. Arkadaki ilmeği öne alıyorum. Öndekini arkaya alıp yerlerini değiştiriyorum. Kenarda iki tane ters ilmeğimiz var. Arkada ise ilmekleri ters olarak örüp geleceğim. Evet, tekrar ön sıradayız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kenar ilmeğimiz var. Bu ilmeği bırakıyorum, öndeki ilmeği, arkadakini öne alıyorum. Öndekini arkaya alıyorum. Bu 4 ilmenin yerlerini sürekli değiştiriyorum. Arkadan örüp geliyorum. Her sıra yerlerini değiştiriyorum bu şekilde. Burada kestiğim ilmekle düz ilmeği ikisini birlikte ters olarak kesiyorum. Bir düz örüyorum. Bu sıra şu başlamış olduğumuz ilk sıramız. Bir ters, bir düz, bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Tekrar bir doluyorum. Bir, iki, üç tane düz örüyorum. İki ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Kahve çekirdeği modelimiz. Arkadaki ilmeği öne alıyorum. Yerlerini değiştiriyorum. Ve öndekini arkaya alıyorum. Bu sıra aslında modelimiz tamamlanmış oldu. Şurayı da tamamlayalım. Modelimiz yaprakları bir sağa bir sola kayıyor. Ajurlarımız orta kısımda oluyor. İki ilmeği hemen kahve çekirdeğinin yanındaki iki ilmeği düzle birlikte ters olarak örüyorum. Bir düz, bir dola, bir düz, bir dola, bir, iki, üç tane ters ilmek ördüm, düz ilmek ördüm, iki ilmeği ters olarak örüyorum. Arkadaki ilmeği öne aldım. İkisini de düz olarak örüyorum. Bu öndeki ilmeği arkaya alıyorum. İkisini birlikte düz olarak örüyorum. Modelimiz çok kolay, basit bir model. Arkada herhangi bir işlemimiz yok. Örüp geleceğiz. Evet, modelimiz çıkmış oldu. Bu sıra son kez anlatayım. Dediğim gibi gerçekten çok kolay, basit bir model. Yapraklarımız bir sağa bir sola. Bükülüyor. Evet. Kahve çekirdeğimiz. Arkadaki ilmeği öne alıyorum.
iki ilmeği birlikte kestim. Bir artış yapıyorum. 1 2 3 3 tane düz örüyorum. Tekrar bir artış yapıyorum. 1 2 tane düz örüyorum. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Önde 2 ilmeği arkaya alıyorum. Arkadakini öne. İki ilmeği birlikte kesiyorum. Bir doluyorum, artış yapıyorum. 1 2 3 3 tane düz ördüm. Bir doladım. 1 2 düz. Bu iki ilmeği düzle tersi birlikte örüyorum. Kesmelerimiz bu kahve çekirdeğinin sağından ve solundan oluyor. Artışlarımız sürekli bu ortadan oluyor. Arkadakini öne alıyoruz. Evet, modelimiz sadece bu kadar. Örecek olan herkese kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.